Şimdi de özellikle Tepecik Spor'da sezon başında neler yaşandı, nasıl bir transfer dönemi, nasıl bir hazırlık, birinci hazırlık dönemi nasıl geçti? Önce oradan başlayalım. Sonra da tabii 5. haftayı geride bıraktık. Evet. Neler söyleyecek Armağan Turan? Şimdi Tepecik'e geçmeden önce Ali Bekay'den bahsetmişken. Tamam, buyurun. Sonuçta şu an Türkiye'de özellikle İstanbul'da Feriköy, Galata, Taksim, Ali Beyköy, bir Beykoz. Gerçekten bunlar Türk futboluna damgasını vuran takımlar. Şu an bakıyorsunuz hepsi evet. Amatör kümelerde, işte bölgesel amatörlükte. Demek ki bir yerlerde bir hatalar yapıyoruz. Sadece bu hataları Türkiye'de zaten klasik olarak bir takımın kötüye gittiği zaman en basit yolu teknik direktörü yollarını ayırmakla. Yönetici ve hiçbir evet. zaman yönetici başkan hatayı kabul etmez. İlk yapılan olay sevgili Çelik, meslektaşımsın. Evet. Erol Hocam da burada. Belki Erol Hocam bu işe yeni başlamış ama yıllarca profesyonel futbol oynamış. Bu işleri çok iyi de bilir. Demek ki bir yerlerde bir hatalar var. İşte koskoca Ali Beyköyspor'un, Feriköyspor'un buna benzer örnek takımların bugünkü duruma nokta. Gelmesini gerçekten bir teknik adam olarak bir kenara bırakın, bir futbol sever olarak kınıyorum ve üzülüyorum. Evet. Ali Beyköy'e gerçekten sevdiğim arkadaşlarımız var ama hep bir takım menfaat de demeyeceğim. Ali Beyköyspor bu takımlarda menfaat diye bir şey evet, söz konusu evet. değil ama işte mikro ve makro planları yapmıyor. Yani kısa ve uzun vadeli planları yapmadıkları için maalesef Ali Beyköy'deki bu bölgelerdeki gençler bir profesyonel takımdan yoksun kalıyorlar. Bu arada i̇şte, en son Zeytinburnu Zeytinburnu Spor. Çok evet, teşekkür çok, ederim. Çok evet. Yani bugün evet. bundan 20 gün evvel Tepecik Spor olarak Zeytinburnu Spor'la bir hazırlık maçı yapmaya gittik. Daha evvel de Zeytinburnu'da çalışan İçler bir teknik acısı. Adam olarak Çim mükemmel ama Çim'in dışında o tesislere baktığınız zaman inanılmaz bir rezalet. Altyapının çalışmış olduğu saha yıkılmış durumda. Zeytinburnu Spor'dan bahsediyoruz. Süper Lig'de bir zamanlar başarıya imza atmış bir takımdan bahsediyoruz. İşte buradan ben bütün yöneticilere sesleniyorum. Başarı sadece futbolcu transfer etmekle, teknik adam almakla evet. olmuyor. Öncelikle takım olmak adına tesisleşme, altyapı. Zaten bu ögeleri yerine getirdiğiniz evet. zaman Sayın Çelik başarıya zaten ulaşabiliyorsunuz. Ama bir takım düşünün, altyapısı hiç yok. Hiçbir tesis sorunu çok kötü, tesis çok kötü. Fakat gel gelelim ikinci ligde, profesyonel ligde veyahut üçüncü ligde mücadele ediyor. Sahası yok, antrenman yapacak evet. yeri yok. Ondan sonra taraftarları başarı bekliyor. Yani bunlar olmadan başarı yakalamak sadece bana göre o yıl şampiyon olabilirsin ama önümüzdeki yıl tekrar geldiğin yere geri dönüyorsun. Evet. Çünkü temeli olmayan bir bina düşünün. Çökmeye mahkum. Evet. Tabii bu tesisler yani bu projeler üzerinde de teknik adamı içerisine aldığınızda bilimsel yaklaşan o projeleri de o tesisler içerisinde uzun vadeye dönüştüren tabii teknik ki. Adam kıyımını da ortadan kaldıran bu gibi projeleri de böyle bilinçli politikaları olan yöneticiler bu yöneticileri yetiştirecek de gerçekten önümüzdeki örnek projeleri takip edecek yönetim zihniyetleri çok önemli. Peki Tepeci'ye evet. dönecek olursa sevgili Turhan. Nasıl bir hazırlık dönemi geçildi? İstediğiniz futbolcu profilini transferde Tepecik evet. Spor'la taşıyabiliriz mi? Tabii ki Tepecik Spor'la anlaştığım çok değerli Eyüboğlu ailesi biliyorsunuz malumunuz Tepecik Spor bir AŞ, Büyükçekmece Tepecik Spor'u AŞ olarak geçiyor. Eyüboğlu ailesiyle oturduk, konuştuk. Tepecik Spor'un geçmiş yıllarda 3. ligden 2. ligi terfi ettikten sonra aynı ligde 2 yıl üst üste oynama lüksü hiçbir zaman olmamış. İlk evet. etapta amacımız Tepecik Spor'un ikinci ligde kalıcı bir takım olması. Tabii ki daha sonra başarı geldikten sonra tabii ki kim istemez playoff oynamak herkesin gönlündedir. Yöneticisinin, teknik adamın, futbolcunun ama bizim Tepecik Spor olarak ilk etaptaki hedefimiz ikinci ligde kalıcı olmak. Dediğim gibi kısa ve uzun vadeli planlarda önümüzdeki yıl Tepecik Spor Bankasya için evet. önemli projeleri var başkanlarımızın. İnşallah o projeleri de hayata geçirmek için öncelikle tabii ki ligde kalmak.
Tepecik Spor'un taraftarlarına biraz evvel fair play'den bahsetmişken çok kısa ona değinmek istiyorum. Sevgili Çelik, geçen hafta bir Gazi Osman Paşa maçı oynadık. Ben 20 yıllık teknik adamlığım süresi içerisinde artı yine bir o kadarlık profesyonel futbolcuğum süresi içerisinde iki takımın bu kadar sevecen, bu kadar fair play eşliğinde iç içe maç seyretmeleri. İlk golü bizim atmamız, golü attığımız zaman Gazi Osman Paşa taraftarının alkışlaması, Gazi Osman Paşa taraftarı gol attığı zaman Tepecik Spor taraftarının alkışlaması, gerçekten ben inanamadım. Gözlerime inanamadım. Şu an o müsabakadan oradan görüntüler var. Bu arada sevgili Erol Eftekin'e teşekkür ediyoruz. Bu güzel görüntüleri tabii sevgili Halim Tülis'e de bizlere aktardığı için. Ben bütün Türkiye'deki taraftarlara bunun örnek olmasını diliyorum. Bu çok gerçekten önemli. Çok önemli. Ben başlamadan önce almış olduğum duyumlarda iki kulübün kardeş kulüp olduğunu, biz çok duyduk bunları. Evet. Biz çok kardeş kulüp olarak maçlara gittik. Dayağı yedik geldik. Evet. Yani oynadığımız yıllarda da bunu gördük. Ama ben maçın bitimine kadar hala bu olaya inanamıyordum. Evet. Ama maç bitti. Her iki tarafta kaybeden olmadı. Ama sonuçta eğer biz de kazansaydık Gazi Osman Paşa taraftarı bizi alkışlayacaktı. Biz de kaybetseydik aynı şekilde Tepecik taraftarı Gazi Osman Paşa'yı kutlayacaktı. Bir örnektir. Türkiye'de bu örneklerin çoğalmasını temenni ediyorum. Çünkü Türkiye'de futbolun geçmiş yıllara göre kalitesinin düşmesine sebep etkenlerden bir tanesi de çirkin tezahürat, fair play'in olmaması. Evet sevgili hocam, tabii bunlar çok önemli örnekler. O zaman hemen Hasan Sakay'ı, teknik adamı buradan özellikle kutlayalım. Bir de tabii Gazi Osman Paşa yönetimini, futbol şube sorumlusu ve futbolcularını. Başta tabii ki 12. adam taraftarı. Can Yürek'ten alkışlar o zaman her iki tribün taraftarlarına gitsin. Evet. Evet Erol hocam, hemen tatlı bir tebessüm gördüm sende. Armağan Turhan hoca ne güzel anlatıyor. Dostlukları duyduk ama dayak yedip döndüğümüz bu kültür çok var Türk sporunda. Peki sizde özellikle Pendik Spor'da göreve gelirken stratejiniz neydi, hedefler neydi? Bu hedefler doğrultusunda birinci hazırlık dönemi nasıl geçti? Pendik Spor'da olaya bakış açısı nedir yönetim ve teknik kadro olarak? Şimdi bizim çok genç bir takımımız var. Yaş ortalamamız 23. Bizim amacımız çok koşan, mücadele eden, bu lige renk katan. Ama tabii bizim için bilmiyorum, ligde kalmak gibi bir şey, böyle hani bu şekilde düşünmek bile bizde yok. Ben çok şanslıyım. Çok iyi bir yönetimimiz var. Çok da iyi bir oyuncu grubumuz var. Gençler. Ama çok güveniyorum onlara. Biz küme düşmek falan hiç aklımızın ucundan geçirmiyoruz. Ligde kalmak gibi bir düşüncelerimiz değil. Biz her zaman ilk beşe zorlayacağımızı düşünüyorum ben. Evet. Bunu bana düşündüren de çok iyi bir yönetimimiz var. Çok iyi oyuncu grubumuz var. Onlar sayesinde de biz ilk beşe zorlayacağımızı düşünüyorum ben. İnşallah Allah izin verirse de bu yönde çalışıyoruz. Tabii bazı şanssızlıklar yaşıyoruz bazen. İşte oynadığımız bazı maçlarda bir iki tanesine kötü başladık. Ama çok iyi bir hazırlık sezonu geçirdik. Ben tesis açısından da biraz şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Pendik Spor'un tesisleri herhalde B grubunda çok az takımda vardır. İnanılmaz güzel halı gibi bir sahamız var. Antrenman sahamız. Evet. İnanılmaz güzel bir stadımız var. İnanılmaz güzel bir yönetimimiz ve çok iyi de bir oyuncu topluluğumuz var. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman da inşallah başarılı olacağımızı düşünüyorum ben. Asla da bir tehlike yaşamak gibi bir şey olacağını düşünmüyorum yani. Evet. Tabii gerçekten Pendik camiasını ben temelinden çatısına kurumsallaşmasını tamamlamış sevgili Armağan hocam. Özellikle antrenman tesisleri çok modern. Bir yanda altyapıların orada gözlemlenmesi açısından, evet, abileri de orada onları seyretme açısından mükemmel. Hem suni hem de doğal bir tesise sahip. Bir de tabii kentin içerisindeki stat çok önemli. Burada belediye başkanının emeklerinde göz ardı etmemek lazım. Evet değerli izleyiciler, birbirinden değerli iki teknik adam. Bu akşam tabii doya doya her iki takımı da konuşacağız. Yine sevgili Aslı'yla sohbetlerimiz devam edecek ama sevgili Aslı'nın da bahsetmiş olduğu TASK'ın genel kurulunda yine orada da çok güzel bir ortam vardı. Renkli görüntüler vardı. Ama isterseniz önce bu VTR'lerin birinci bölümüne gidelim. Çünkü orada İstanbul'un tatlı bir heyecanı vardı 3 yıl sonra. Tabii ihraç edilmiş oldukları ailelerinden tekrar geriye gelerek orada oy kullanma
özellik ve güzelliklerini yaşadılar. Ama önce bu VTR'de isterseniz biraz da siz yorum katın efendim. Çelik'te Spor Penceresi'nden hepinize merhaba. Ankara'dayız. Bugün TASK'ın 15. Genel Kurul toplantısı olacak. Ankara'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün önündeyiz. Delegeler kongre salonuna yavaş yavaş gelmeye başladılar. Biz de ekibimizle sonuçları sizlere aktarmak için an ve an buradayız. Gelişmeleri kapsayan görüntüler. Bugün